Kıymetli meclis üyeleri, değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirler. Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başını Amerika Birleşik Devleti'nin çektiği ve Avrupa Birliği üyelerinin de destek verdiği bir kara propaganda eseri yapılmak istemektedir. NATO'da birlikte yer almamıza, NATO hukukuna göre müttefik olmamıza rağmen Türkiye aleyhine beyanlarda bulunanlarla Türkiye için tehdit olan ölücü ve yıkıcı terör örgütleri ekonomik açıdan finans ederek silah, araç ve gereçlerle güçlendiren ABD'nin başkanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin operasyonları ulusal güvenliğimizi tehdit edecek açıklamalarında bulundu. Bunun arkasından da ABD Temsilciler Meclis Üyesi Bayan Dina Titus isminde bir hanımefendi araştırma önergesi vererek Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Değerli arkadaşlarım, sizlerin de bildiği gibi Ülke Ocakları eğitim ve kültür faaliyeti yürüten tüzel bir kişiliktir. Tek amacı o aziz milletin geleceği olan Türk gençliğini ilim ve irfanla buluşturarak Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedefe ulaşmak için gece gündüz mücadele eden bir vakıftır. Bakın bu gençliği Milliyetçi Hareket'in lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli nasıl ifade ediyor? Tarihine, kültürüne, medeniyetine, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısına sımsıkı bağlı, erdemli, enerjik ve sorumluluk sahibi, şahsiyetli olmayı insan olmanın ön şartı gören, peşin hükümlerinin tuzağından, ön yargıların kargalarından kurtulmuş, vicdan ve irade bağımsızlığına hiçbir zaman ipotek kondurmamış, hayallerine kelepçe vurdurmayan, başarılarında sınır tanımayan, mücadeleye geriden bakmayan, yaşadığı zamandan taşan, nefsine teslim olmayan, nesilleri ihmal etmeyen, hürriyetine sırtını dönmeyen, muhannete muhtaç çekmeyen, atasını, anasını, babasını sayan, küçüklerini seven, çevresiyle barışık, çevresine ışık saçan, sözü bir, özü bir adam gibi adam olan bir gençlik. Milliyetçi ülkücü gençlik hem haktan yana, hem haktan taraf, hem de hakikatin yanındadır. Ecdadının emanetlerini omuzlayarak fikriyle ve ülkeleriyle ahlak ve akıl adaletin sinnesinden milli ve manevi değerlerine bezenmiş, bu suretle 5000 yıllık Türk tarihinden doğup gelen bir gençliktir. Bu gençlik ki Kerbela'da Yezid ile kazanmaktansa Hazreti Hüseyin ile şehit olmayı talip bir gençliktir. 400 çadırlı Türkmen obasından bir Cihan İmparatorluğu çıkaran dedelerin izinde insanlık alemi içinde ne uşak olmayı ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrak taşıcılarıdır. İşte böyle bir gençliği terör örgütü gibi göstermeye çalışmak zalimlik, ahmaklık ve aymaklıktır. Milliyetçi Hareket Partisi Yolbaşı Belediyesi Meclis Üyeleri olarak bu haksız ve hassız açıklamayı şiddetle kınıyoruz. ABD eski Dışişleri Bakanlarından Kissinger'e ait olduğu ileri sürülen bir sözü bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Biz aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkedeki vatan hainlerini ise kahramanlara dönüştürürüz. Hamdolsun ABD ülke ocaklarını kahraman görmüyor, bu şekilde değerlendirmiyor. Milliyetçi Hareket mensupları olarak biz diyoruz ki bizim meselemiz bir dava ve nöbet, vatan nöbetidir. Bizim meselemiz bir sevda ve hizmet sözleşmesidir. Meselemiz büyüktür. Mesuliyetimiz ağırdır. Bugün milliyetçi ülkücü hareketi susturmak istiyorlar. Biliyorlar ki bu davayı geçmeden Türkiye'yi geçemezler. Çanakkale'de geçit vermediklerimiz tekrar silaha sarılmıştır. Milli mücadelede denize döktüklerimiz bir kez daha yıllarımıza çıkmanın arayış ve amacındadır. Sözlerime son verirken ışık geçiririz geçirmesine ama
Yediğimiz ayazı asla unutmayız, unutturmayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.